Gazeteciden merhabalar sevgili seyirciler. Yeni bir programda bu akşam da birlikteyiz. Efendim bu akşam stüdyomuzda AK Parti Adana İl Başkanı Sayın Fikret Yeni'yi ağırlıyoruz. Canlı yayın konuğumuz Sayın Fikret Yeni. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk Sayın Sekin. Teşekkür ederim. İl Başkanlığı Kongresi öncesi önemli bir program. Doğrusunu isterseniz herkesin gözü de bu programda. Sayın Fikret Yeni neler söyleyecek, neler anlatacak? Kamuoyu bunu bekliyor ve Sayın Cumhurbaşkanı Adana'yı ziyaret edecek kongre vesilesiyle. Ama dilerseniz önce Mehmetçiğin Afrin'de gerçekleştirdiği operasyonla başlayalım istiyorum. Özgür Suriye ordusuyla birlikte Afrin özgürleştirildi. Bugün Milli Güvenlik Kurulu'nun bir açıklaması var, kararlılık mesajı var. Tüm bunlarla beraber siz bu operasyonu nasıl değerlendiriyorsunuz, bu zaferi nasıl değerlendiriyorsunuz efendim? Şimdi Sayın Sekin, aslında ülke olarak, millet olarak, devlet olarak bakışımızın ne olduğunu, tavrımızın ne olduğunu, duruşumuzun ne olduğunu en iyi ifade eden bir vaka oldu Afrin Operasyonu. Nedir? Biz inancımız ve kültürümüz gereği komşumuza karşı yapılan herhangi bir şeye, bir saldırıya, bir haksızlığa, bir zulme kayıtsız kalamazdık. Orada 10 bin kilometre öteden bir şekilde müdahale ediyorlar. Müdahale etme, biz geçmişte de gördük bu müdahaleler. İşte 92, 90'lı yıllarda Irak'a demokrasi getireceğiz dediler. Yazık, orada insanların, hani devletsiz bir milletin yaşama alanı oluşturuldu. Demokrasi değil, tam aksine insanların böyle geleceğe güvenle bakamadığı, gelecekten kaygı duyduğu bir fiili durum yarattılar. Ya, Irak daha özgür bir ülke değil bugün. Kesinlikle değil. Hatta Irak halkı yaşamaktan keyif aldığı bir ülke olmaktan çıkarıldı. Tamamen karışıklığın olduğu, tamamen istikrarsızlığın olduğu bir ülke haline getirildi. Yani bu demokrasi getireceğiz safsataları falan aslında hikaye. Bunun ne olduğunu yakın tarihte, biz 90'lı yıllarda Irak'ta görmüştük. Bugün de Suriye'de oynanan oyun bundan farklı bir şey değil. Aslında gerek Irak gerek Suriye, baktığınız zaman coğrafya itibariyle sadece bugün bu saldırılara maruz kalan bir coğrafya değil. Bu coğrafyaya yüzyıllardır saldırılar oluyor. Bin yılı aşan süredir saldırılar oluyor. Geçmişte Haçlı saldırılarıyla ya kendilerince inançları bahane gösterilerek bu saldırılar yapıldı. Daha sonradan işte demokrasi getireceğiz adı altında saldırılar yapıldı ama aslında hedef aynı. Bu coğrafyada bir hakimiyet kurmak. Çünkü coğrafya kıymetli bir coğrafya. Dünya coğrafyası içerisinde müstesna yeri olan bir coğrafya. Daha sonra özellikle yeraltı zenginliklerinin işlenebilirliğinin oluştuğu teknolojinin gelişme döneminde o yeraltı zenginliklerinin göz konulduğu bir coğrafya haline geldi. Ve Batı, daha doğrusu buralar üzerinde hedefi olanların aslında hedefleri sadece buradaki doğal zenginlikler veya devlet olarak ortaya koydukları hedeflerinin işte maddesel, materyal hedeflerin olmadığı, özellikle bizim ülkemize karşı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı belki ta ecdattan beri duydukları kinin bir kusması, o şekilde tezahür edilebilecek bir algıyla gelip orada düzeni bozup Türkiye ile sınır, çünkü bunlar bir terör grupları, terör unsurları oluşturup o terör unsurları üzerinden Türkiye'nin iç huzurunu bozmaya yönelik ciddi bir çalışma yapıldı. Maalesef o dönem 90'lı yıllarda Türkiye buna müdahale edebilecek, burada oyun kurucu olabilecek, burada kardeşim siz orada bunu yapamazsınız deyip masanın üzerine elini vurabilecek, yumruğunu vurabilecek konumda değildi, müdahale edilemedi. Ama bugün öyle değil. Bugün hamdolsun güçlü bir devletimiz var. Bugün devletimiz, biraz önce de ifade ettiğim gibi, kendi kültüründen, kendi ecdadından, kendi inancından almış olduğu değerler yargısı çerçevesinde de komşusundaki insanlara yapılan bu zulme dur deme gücünü ortaya koyabiliyor. Birinci yönüyle bu çok önemli. Ama daha da önemlisi ülkemizin güvenliği açısından çok önemli. Çünkü 90'lı yıllarda Irak üzerinden yaptıkları ve Irak sınırı üzerinden ülkemiz üzerine terör unsurlarınca uygulanmaya çalışılan, geçmişte FETÖ unsurlarınca da buna çanak tutulması sebebiyle kısmen başarılı oldukları ve o bölgede kendilerince olağanüstü bir zemin yaratma
noktasında ulaştıkları hedefi, şimdi hamdolsun devletimiz güçlendi, devletimiz içindeki o pisliklerden temizlenip gerçek müdahaleler ortaya koyunca, güvenliği orada sağlamaya başlayıp terör unsurlarını orada tamamen yok edici anlaşılınca, bu defa başka bir oluşum içerisine girdiler ve ülkemizle, devletimizle yaklaşık 1000 kilometrelik sınır komşuluğu olan Suriye'de hemen bizim yine yanı başımızda terör unsurları, terör devletçikleri oluşturmak suretiyle istedikleri zaman ülkemizde huzuru bozacak, güvensiz ortam yaratacak projeler uygulama imkanını elde etmek için oradaki bu oyunlarını ülkemiz gördü, devletimiz gördü ve devletimiz uyardı. Dedi ki biz hiç kimsenin toprak bütünlüğünde gözümüz yok, hiç kimsenin bir karış toprağında gözümüz yok, hiç kimsenin kendi vatanından yaşama hakkının alınmasına izin vermeyiz. Hele hele bunu yaparken bizim güvenliğimizi tehdit edecek, bizim güvenliğimizi atiye yönelik, geleceğe yönelik risk altına sokacak bir oluşum içerisine girelim, biz buna izin vermeyiz dedi. Defalarca uyardı. Baktı bu uyarılar dikkate alınmıyor. Mehmetçiğin gücünün ne olduğunu gösterdiler. Aslında harekatın adına verilen o Zeytin Dalı operasyonunda çok güzel devletimizin gayesini, ordumuzun oradaki amacını çok iyi izah eden bir isim, nitelendirme. Zeytin Dalı. Dost olana Zeytin Dalı uzatıp o insanların yaşam hakkının daha da güzelleşmesi noktasında katkı vermek. Eğer dost olmayana da gerekli demir yumruğu indirmek. Evet. Nihayetinde onu yaptı. Orada dost olan yerel halka karşı, o toprakların gerçek sahiplerine karşı dost elini uzattıkları terör unsurlarından temizlenen her bir beldeye, her bir köye Mehmetçiğimizin girdiği zaman oradaki o yerel halkın sevgisinden, coşkusundan net bir şekilde görülüyor. Hatta o görüntüler Batı'nın buralar üzerinde oyun oynamaya çalışanların zaman zaman algı yaratma adına işte Türkiye orada sivilleri katlediyor gibi o safsataların da ne kadar yalan, gerçek dışı ön yargılı olduğunu sanki vatandaşlarımız ortaya koyarcasına ordumuzun, Mehmetçiğimizin girişine müthiş bir olumlu tepki verdiler. Sevinç gösterisinde bulundular. Ve ordumuzun, Mehmetçiğimizin, askerlerimizin hamdolsun oraya girerken bir tane sivilin dahi burnunun kanamayacağı şekilde operasyonu yürütmeleri de bizim ecdadımıza yakışan, tarihimizin bize verdiği mirası taşıyabilen bir millet, bir devlet olduğumuzun göstergesi açısından bence çok önemliydi. O yönüyle orada kesinlikle devlet olarak mücadele etmemiz gerekiyor. Gelecekte devletimiz üzerine oyun oynanmasına engel olmak, gelecekte milletimizin huzurunu kaçma noktasında faaliyette bulunmak isteyenlerin önünü kesme açısından yapılması gereken operasyondu. Zaten bunun doğruluğunun işte malum basına da yansıyor. %98'lerde vatandaşımızdan, milletimizden destek görmesi de aslında ne kadar doğru bir iş yapıldığının net bir şekilde göstergesidir. Tabii Sayın Cumhurbaşkanı'nın da geçtiğimiz günlerde bir açıklaması oldu. Dedi ki Afrin'le beraber metal yorgunluğu bitti, diriliş başladı. Afrin'e de vurgu yaparak söyledi bunu. Evet. Hem dışarıya mesaj var, hem içeriye mesaj var benim anladığım bu açıklamadan. Dirilişle neyi kastediyor? İçeriye mesajı ne bu noktada? Sayın Sekin, şimdi musibette hayır vardır denilir ya. Evet. 15 Temmuz'u Cenab-ı Allah bir daha bu millete, bu devlete, hatta hiçbir devlete göstermesin, hiçbir millete göstermesin. Neden? Kardeş gözüyle baktığımız insanların nasıl kalleş olduğunu, nasıl vatan haini olduğunu gözlemlediğimiz, birebir yaşadığımız bir tarih. Ve 15 Temmuz'dan sonra yapılan devletimizin o kararlı duruşu ve FETÖ'cü hainlerin beynini başkalarına satmış vatan hainlerinin temizlenmesiyle aslında ordumuz gerçek gücünü ve gerçek anlamını tekrardan ortaya koydu. Evet. Yani Türk ordusu biliyorsunuz gücüyle mütenasip saygı görmüş, tarih boyunca saygı görmüş bir ordudur. Ama maalesef o FETÖ'cülerin geçmişte orduya sinmiş FETÖ'cülerin
PKK ile mücadele, terörün herhangi bir unsurla mücadele denilen noktada gerçekte mücadele yapmadıkları, gerçekte onları dolaylı olarak korudukları ve bu sebeple de ordumuzun orada 3-5 tane, çok özür diliyorum ama çakalın 3-5 tane terör unsurunun yok edilemeyecek noktada bir aziyetinin göstergesi vardı maalesef 15 Temmuz'a kadar. Özellikle 15 Temmuz'dan sonra FETÖ'cü askerlerin ordumuz içerisinde Türk şeyi giymiş, askeri üniforması girmiş ama beynini başkalarına satmış o vatan hainlerinin ayıklanmasıyla ordumuz gerçek gücünü ortaya koyabildi. Fırat Kalkanı'ndan sonra başlayan Afrin Zeytin Dalı operasyonu ve şunu gösterdi artık. Türk ordusu sizin kurduğunuz oyun çerçevesinde yerleştirdiğiniz kişilerle artık ayak bağını ortadan kaldırdı. O ayak bağları ortadan kalktığı zaman Türk ordusu gerçek kimliğine büründü. Gerçek kimliği, evet. Türk ordusunun bu. Bizim ordu. Biz inancımız gereği peygamber ocağı dediğimiz kutsi bir şey, kavram. Evet. Asker bizim için bu kadar kıymetli. Ve yine geçmişte ortaya koyduğu şanlı zaferleriyle de ne kadar kahraman, yarını düşünmeden savaşa giderken sanki düğüner gider gibi Kızılelma hedefini ortaya gitmek suretiyle tabiri caizse savaşta canını kaybetmeyi ölmek değil şehadet olarak gören bireylerin oluşturduğu ordu işte yeni ortaya çıktı. Evet. Bir dönem maalesef bu bastırılmış, bir dönem maalesef bu birilerinin beyni yıkanmak suretiyle engellenmiş, önü alınmıştı. Şimdi hamdolsun ordumuz gerçek anlamda ecdadın bir zamanlar yönettiği, ecdadın bir zamanlar içinde bulunduğu, 1915'te Çanakkale'de destanlar yazan, 1920'lerde Anadolu'da destanlar yazan Türk ordusu gerçek kimliğine tekrardan kavuştu. Dirilişten anlamamız gereken tabii, bu. Tabii, kesinlikle. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı Adana'ya geliyor. Elbette teşkilattaki yapılanmayı, Adana'da ilçeler, ilçe teşkilatları noktasında kongreleri bitirdiniz. Sayın Cumhurbaşkanı Adana'ya geliyor. Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanı'nın Adana programını sormak istiyorum. Nasıl bir program gerçekleşecek? Adana'da Sayın Cumhurbaşkanı kongreye katılmanın dışında neler yapacak? Nasıl bir programı var Sayın Cumhurbaşkanı? Şimdi Selahattin Bey, Sayın Cumhurbaşkanımızın program detaylarına geçmeden önce ben bir konuyu kıymetli seyircilerimle paylaşmak istiyorum. O da şu, gelecek olan kişi herhangi bir kişinin Adana ziyareti olarak addedilmemesi lazım. Gelecek olan kişi herhangi bir siyasi partinin lideri olarak addedilmemeli. Gelecek olan kişi Recep Tayyip Erdoğan. Sayın Cumhurbaşkanım, sen ne kadar bizim genel başkanımız olarak siyasi bir sıfat olsa da Sayın Cumhurbaşkanım milletin adamı. Evet. Milletin adamı olduğunu 16-17 yıllık siyasi yaşamı içerisinde almış olduğu görevlerle ortaya koydu. Yani 2002 yılından önceki Türkiye'ye baktığınızda gerek devletin güçlülüğü, gerek verilen hizmetler, gerek devletin sosyal devlet olup olmadığı ve 2002 yılından sonraki verilen hizmetler ve devletin gücüne bakıldığında aslında Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Cumhurbaşkanımızın Sayın Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşlarının bu millete neler verdiğini, verdiği şey AK Partililer, şu partililer, bu partililer değil, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına verdiğinin algılanması gerektiği düşüncesindeyim. Yani baktığınız zaman Sayın Cumhurbaşkanımız sadece bu milletin kıymetlisi değil, Sayın Cumhurbaşkanımız ümmetin kıymetlisi de olduğunu, ümmetin lideri de olduğunu daha birkaç ay önce Kudüs'le ilgili yapılan o hani tabiri caizse bizim kırmızı çizgilerimizin yerle bir edilmeye, Müslümanın kırmızı çizgilerinin yerle bir edilmeye çalışıldığı o süreçte Sayın Cumhurbaşkanımızın duruşu ve Sayın Cumhurbaşkanımızın duruşundan dolayı dünyanın bu işe reaksiyonu ve Birleşmiş Milletler'den çıkan karar aslında Sayın Cumhurbaşkanımızın ne kadar kıymetli olduğunu ve Sayın Cumhurbaşkanımızın bir siyasi kimlikle değerlendirilmesi halinde ona haksızlık yapılabileceğini çok net bir şekilde gösteriyor. İslam dünyasında harekete geçiyor. Yani evet. Her şeyle sadece İslam dünyası değil, emin olun Sayın Cumhurbaşkanımız şu anda bir mazlum ve mağdur insanın yönünü dönüp baktığı ve umut olarak gördüğü bir kimlik. Öyle bir şahsiyet. Evet. Ve ne mutlu ki böyle bir lidere biz sahibiz. Ve böyle bir lider Adana'ya gelecek. Şimdi misafirimiz hakikaten kıymetli. Sayın Cumhurbaşkanımızın gelişinin belki
gelişiyle ilgili programın çalışması içerisinde bulunma mükellefiyeti teşkilatlar olarak, lideri olduğu AK Parti'nin teşkilatlar olarak bizlerdedir. Ama Sayın Cumhurbaşkanımızın Adana'da ağırlanmasının sorumluluğu sadece bizlerde olmadığı, tüm Adanalı hemşerilerimizde olduğu kanaatindeyim. Evet. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu hizmetler, hayal dahi edilemeyen hizmetler, hayal dahi edilemeyen yatırımlar hep bu milletin geleceği içindir. Sayın Cumhurbaşkanımız 2002 yılından önce almış olduğu devlet 3-5 gün sonranın projesini, planlamasını yapamayan bir devletken, hamdolsun şu anda 2023'leri, 2053'leri planlayan bir devlet haline geldi. Sayın Cumhurbaşkanımızın başbakan olmadan önceki devletimizin haline baktığınız zaman, savunma sanayinden tutun bir sürü şeye karşı dışa bağımlılığımız varken, hamdolsun Sayın Cumhurbaşkanımız ve yol arkadaşlarının onun tarafında kurmuş olduğu hükümetlerdeki bakanlarımızın ortaya koyduğu hizmetlerle artık savunma sanayini yerli sanayi haline getiren, kendi artık silahını üretebilen, ne bileyim, bağımlılıktan tamamen kopan güçlü muktedir bir devlet haline gelmesi. Bofin'deki başarı tabii, yani eğer biz bunu geliştirmemiş neticesi olsaydık, eğer biz silahlarımızı hala evet dışarıdan alıyor olsaydık, o silah veren, yıllarca bize çok büyük bedellerle silah verenler giremezsiniz dediler. Biz evet dinlemedik. Niye? Çünkü onların sözüyle, bir vesayet iradesiyle hareket etmediğimiz net bir şekilde ortaya çıktı. Şimdi bu kadar büyük hizmetleri veren ve hatta 15 Temmuz gecesi başkaları gibi kaçmayıp, eşinin, kendisinin, çocuklarının ve torunlarının bulunduğu uçağı, kendisini arayan hainlerce kullanılan savaş uçakları içerisinde, o 15 Temmuz vatan hainleri, alçakların cehenneme çevirmeye çalıştığı İstanbul'a indirerek milletinin önünde, milletin kurtuluşu için, yani ikinci kurtuluş diyoruz ya, ikinci evet kurtuluş mücadelesinin başında bir başkomutan vakarını ortaya koyan bir adam, sadece AK Partilerle mütenazi veya AK Partilere değerlendirilmemesi lazım. Evet. Milletin adamı, milletin adamı tabirinin nitelendirmesini sonuna kadar hak eden bir cumhurbaşkanımız var. Ve gece demeden, gündüz demeden bunun için çalışan, milletimizin geleceğini düşünen, devletimizin bekasını, devletimizin daha nasıl fazla güçlendirilebileceği noktasında kafa yoran, bunun için sağlığını, ailesini, her şeyini bir kenara bırakan bir lider geliyor buraya ve bu lidere karşı Adana olarak bizim teşekkür etmemiz lazım. Bu teşekkürü de Sayın Cumhurbaşkanımız yapılabilecek en güzel teşekkür, kendisine muhabbet duygularıyla bakan, kendisine muhabbet besleyen insanlarla meydanlarda buluşmak, onlarla evet kucaklaşmak. Sayın Cumhurbaşkanımızın şeyi net bir şekilde budur. Yani Sayın Cumhurbaşkanımız siyaseti birilerine, eşine, dostuna bir makam, mevki kazanmak için yapan birisi değil ki. Sayın Cumhurbaşkanımız sadece Allah'ın rızasını güdüp birinin sorununu giderdiğinde onun Allah razı olsun duasına talip olan birisi. Şimdi böyle bir şahsiyet Adana'ya geliyorsa bence misafir çok kıymetlidir. Onun için Sayın Cumhurbaşkanımızın Adana'ya gelişinde ben tüm Adanalı hemşerilerimizi Sayın Cumhurbaşkanımıza ev sahipliği yapmaya, sevgilerini Sayın Cumhurbaşkanımıza göstermeye davet ediyorum. Bunu da doğal olarak tabii program vermem lazım. Evet, nereye gelecek? Sayın Cumhurbaşkanımız, evet biz tabii bir haftadır bununla ilgili gerekli afişle, görselle, yazılı basın üzerinden veya sesli basın üzerinden biz bunu duyuruyoruz. Ama bugün de bu fırsatı verdiğiniz için bana teşekkür ediyorum. Sizler kanalıyla kıymetli seyircilerimizi ifade edelim. Sayın Cumhurbaşkanımız 1 Nisan Pazar günü saat 12 gibi Allah nasip ederse Adana'da olacaklar. Geliş sebepleri aslında il kongremizi yapmak. Yani evet Adana İl Kongresi'ne katılmak için geliyor. Fakat biz sadece Adana İl Kongresi'ne katılıp ayrılsın istemiyoruz. Adanalı hemşerilerimizin, kardeşlerimizin, onu özleyen insanlarımızın Sayın Cumhurbaşkanımızla buluşmasını istiyoruz. Onun için de çok dar bir alan ama Üveyir'de, Serin Evler mahallemizde bulunan kapalı spor salonunun etrafında Sayın Cumhurbaşkanımızla milletimizi bir araya getirmek, buluşturmak ve kucaklaştırmak heves içerisinde, arzusu içerisinde bunun için bir miting tertipledik. Allah nasip ederse Sayın Cumhurbaşkanımız saat 12'de Adana'ya geldiğinde ilk kongremize girmeden önce Adanalı hemşerilerimiz, Adanalı kardeşlerimiz de Üveyir kapalı spor salonunun önünde saat 12-12.30 gibi buluşacaklar. Miting alanı orası miting olacak. Miting alanı olarak evet plan. Tabii bizim için küçük bir yer. Yani Sayın evet Cumhurbaşkanımız, ben inanıyorum ki Adana'da yüz binler karşılar.
partililerimiz bir defa çok müthiş bir sevgi vardır. Ama anca planlayabildiğimiz yer orası. Bir 60-70 bin kişiyle Sayın Cumhurbaşkanımızı biz orada bir arada tutmak, hemhal etmek istiyoruz. Bunun için bize düşen sorumluluk nedir? Bize düşen sorumluluk Sayın Cumhurbaşkanımızı görmek isteyip de ulaşımla ilgili sıkıntı çekeceği endişesinden dolayı görememeyi düşünen veya taşra ilçelerimiz, merkez dışındaki ilçelerimizden gelemeyeceğini düşünen hemşehrilerimiz, Adanalı kardeşlerimiz vardır. Onlar için de öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanı'na ben teşekkür ediyorum. Kendileri gelen misafirin kıymetine binaen o gün, yani 1 Nisan Pazar günü metroyu ve otobüsleri ücretsiz, bildiğim kadarıyla meclisten de karar geçirdiler, tüm partilerin katılım ve oy birliğiyle ücretsiz, evet, olacak metro ve otobüs. Miting alanına taşıma, evet, ücretsiz, evet, olacak. Ücretsiz olacak. Onun dışında merkez ilçelerimize dahil tüm ilçelerimizden gelmek isteyen vatandaşlarımızı taşımak için biz gerekli planlamamızı yaptık. Araç teminini yaptık çok şükür. Yani Tufanbeyli'deki bir vatandaşımız, evet, gelmek istiyorsa, hangi köydeyse, bizim köy sorumlusuna gidip ben Sayın Cumhurbaşkanımı görmek istiyorum derse, o köy sorumlumuz onu buraya getirecek. Tufanbeyli'de toplu bir şekilde inşallah oradan buraya gelişleri planladık. Yaklaşık 150 tane araç, minibüs ayarladık. Tufanbeyli Adana'nın en uç ilçesi, tabii, onun için. Ama geliyorlar, başlıyor. İnsanlar, evet, istiyor ve bizim, eğer biz bunu temin etmezsek, biz bu ayarlamayı yapmazsak teşkilat olarak vebal altında kalırız. Evet. Biz bunu da biliyoruz ve bu bilinçle çalışıyoruz. Aladağ'dan veya diyelim Seyhan'da bir mahalleden bir kardeşimiz gelmek istiyor ama ulaşım imkanı yok. Mahallede AK Parti temsilcisine gidip, ya ben Sayın Cumhurbaşkanımızı karşılamak istiyorum, Sayın Cumhurbaşkanımızla aynı havayı teneffüs etmek istiyorum, aynı ortamda bulunmak istiyorum derse, bizim mahalle temsilcisi arkadaşımız o kardeşimizin ulaşımıyla ilgili gerekli çalışmayı, planlamayı yapacaklar. Biz teşkilat olarak gelecek olan arkadaşlarımızın gerek ulaşım, gerek orada herhangi bir şekilde su vesaire gibi ihtiyaçlarından dolayı bir mağduriyet yaşamaması konusunda her türlü tedbir aldık, hamdolsun. Biz şunu istiyoruz. Gelen misafirin çok kıymetli olduğunu biz biliyoruz, Adanalı hemşehrilerimiz de biliyor. Gelen misafirimizle, Sayın Cumhurbaşkanımızla, milletin adamıyla, başkomutanımızla Adana'yı buluşturmak istiyoruz. İnşallah bununla ilgili her şey hazır. Sadece Adanalı hemşehrilerimizin bu noktada gerek ilçe teşkilatımıza giderek, gerek mahalle teşkilatlarımıza veya sokak teşkilatımıza giderek kendinin gideceğini beyan etmesi yeterli. Kent merkezinde de Büyükşehir Belediyesi'nin halk otobüsleri taşıyacak, bu görevi yapacak diyorsunuz. Aynen öyle. Efendim şimdi kongre sürecini belli bir noktaya getirdiniz. Artık final yapacaksınız Adana'da. Evet. Bu kongre süreci nasıl geçti? Nasıl gerçekleştirdiniz? Tamam oldu diyebiliyor musunuz? Yani ilçe teşkilatlarımı oluşturdum. Kadın kolları oluştu. Gençlik kolları oluştu. Tamam bu kez oldu diyebiliyor musunuz efendim? Şimdi Selahattin Bey, bizim inancımızda ve kültürümüzde istişare çok önemlidir. Evet. Hatta inancımız gereği istişare yapılarak alınan karar yanlış dahi olsa bir sevap alırsınız. İstişareyle karar alır, doğru çıkarsa 3 sevap alırsınız. Bizim inancımızın gereğidir, evet, bu. Şimdi zaman zaman şu eleştiriyle karşı karşıya kalıyoruz. Diyorlar ki ya efendim işte AK Parti kongrelerine tek adayla gidiliyor. Tamam da bir kongre günü sadece delegelerimizin orada görmek suretiyle, hiçbir bilgi sahibi olmadan, donanımını, becerisini, eğitimini vesaireyi bilmeden birini seçmesi mi daha iyi? Yoksa bizim kurumsal yapımız gereği genel merkezimizin, il başkanlığımızın, mahalle teşkilatlarımızın, muhtarlarımızın, STK'larımızın ve hatta gerek görürsek kamuoyu anketleriyle yapacağımız çalışmalar neticesinde elde edeceğimiz bilgilerin donanımlı bir şekilde karışımıyla nihai bir karara vardığınızda herhalde en güzel sonuca ulaşırsınız. İstişarenin, evet, en genişini yaparsınız. Biz iddia edildiği gibi bir aday üzerinde mutabık kalmıyoruz. En az sadece genel merkeze en az 4 tane olmak üzere, büyük ilçelerde 5 veya 6 tane olmak üzere adayı götürüyoruz. Ama kendi yerinde, kendi ilçesinde bazen 20 tane, bazen 25 tane başvuran adaylarımız, tabii, oluyor. Onlarla ilgili kamuoyunun beklentisi, onlarla ilgili kamuoyunun kanaati, onlarla ilgili mesleki deneyim vesaire vesaire.
Evet. O kadar ciddi çalışıyoruz ki ve nihayetinde bir karara varıyoruz. Tabii ki alınan her karar %100 doğru mudur? Olmayabilir. Ama bizim aldığımız ve bu şekildeki tespit demek ki o kadar doğru ki %34 ile başlayan bizim siyasi çıkışımız hamdolsun bugün 152'lere geldi. Bakın şu anda 6. kongrelerimizi yapıyoruz, evet, büyük ilçelerimize. 6 defa ilçe başkanı seçmişiz. Demek ki her kongrede üstüne koyarak gelecek bir çalışma yapıyoruz. Bu çalışmayı niye yapıyoruz? Çünkü bu çalışmayı sağlıklı yaptığımız için sonuç bize, netice bize bunu getiriyor. Yani biz teşkilatın bile haberi olmadan gidip o ilçede, o ilde kanaat önderlerinden düşündüğümüz adaylarla ilgili, adaylarla ilgili soruyoruz, kanaat ediniyoruz, oradaki temayüle bakıyoruz, teşkilatımızın kanaatini alıyoruz, ne bileyim STK'larımızın kanaatini alıyoruz. O kadar geniş bir istişare mekanizması kuruyoruz ki. Ve doğal olarak bu kadar sağlıklı istişare yapılmaya çalışılmasının sonucunda da doğru kararlar veriyoruz. Evet. Ki bu zamana kadar 34'te başlayan seçim sürecimiz şu anda 152'leri buldu. Bu dönemde de aynı sistem, aynı uygulamayla gidildi. Ve yaklaşık 4 yıldır görevde olan ilçe teşkilatlarımızın değişimi noktasında yapmış olduğumuz çalışmalarda ben inanıyorum ki her bir ilçede olabilecek en iyi adaylarımızı ilçe başkanı olarak atadık. İlçe başkanlarımızda yol yürüyecek yönetim kurulu üyelerimizin asil ve yedekleri en iyi, gerek temsil, gerek hassasiyet, gerek mahalle veya sokak aşkını içinde barındıranlar. Adını ne koyarsanız koyun. Evet. Ama nihayetinde biz şunu yapmaya çalıştık. Yönetimler ve başkan görevlendirildiği ilçeyi kucaklasın. Yönetimler ve başkan bir siyasi partinin temsilcisi olmanın ötesinde. Çünkü bizim görevimiz, biz iktidar partisiyiz. Diğer siyasi partiler gibi sadece partimize oy toplama kaygısıyla hareket edemeyiz. Biz iktidar partisi olduğumuz için bizim öncelik sorumluluğumuz, hatta görevimiz, vebal altında olan bir görevdir bu. Vatandaşla devlet arasında hizmetin sağlıklı gitmesi noktasında bir çaba sarf etmek. Bakın, diğer siyasi partilerin harcayacağı efordan, diğer siyasi partilerin sorumluluğundan çok daha ağır bir sorumlulukla hareket ediyoruz. Evet. Ve bu sorumlulukları yerine getirebilecek nitelikli arkadaşları arama gayret içerisinde olduk. Ben inanıyorum ki 15 ilçemizin tamamında da yapmış olduğumuz değerlendirmeler, genel merkezimize ben teşekkür ediyorum, Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum, milletvekillerimize teşekkür ediyorum, onlarla yapılan istişareler, yine bu konuda gerçekten ya bu benim için zahmet diye düşünmeden duyarlı davranan STK'larımıza, hemşeri derneklerimize teşekkür ediyorum. Mahalle başkanlarımıza, muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Fikir beyan ettiler ve yaklaşık biliyorsunuz bizim kongre süreci biteli 26 Şubat'ta son olarak Seyhan Kongresi'yle bitmiş. Şu anda iki ay, işte 1,5 ay oldu. Şunu gördük Sayın Sekin, şunu gördük. Demek ki iyi kararlar vermişiz. Kongreden sonraki ilçelerimizdeki çalışma ivmesi arttı ve yapmış olduğumuz anketlerde oy oranımız artışı, hareketlilik başladı. Bu değişimlerle. Evet. Yani bu bir hareket getirdi. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği o metal yorgunluğun 4 yıl gibi çok uzun bir süre yönetimlerde görev almaları. Bu süre içerisinde 5 tane seçim çok önemli, hain bir darbe kalkışmasıyla muhatap olunması çerçevesinde verilen emek, yorulan arkadaşlarımız vardı. Doğaldır bu. Ve bence çok sağlıklı bir çalışmayla çok güzel yere... Yani bu neticeleri Sayın Cumhurbaşkanı da görüyor ve dolayısıyla metal yorgunluğu bitti, diriliş başladı. Buradan hareketlenebiliriz. Onun şöyle, tabii onun da bir şeyi var. Yani şu anda biliyorsunuz ilçe kongrelerimizin tamamı nihayetlendi. Evet. İlk kongrelerimizde bildiğim kadarıyla önümüzdeki hafta sonu yapılacak olan ilk kongreler, yani bu hafta sonu mesela Hatay, Adana olarak bizim var. İki il daha var. Ondan sonra 4 kongre kalıyor bildiğim kadarıyla. Bu kongrelerde nihayetlendikten sonra kongre süreci tamamlanıyor. Doğal olarak metal yorgunluğu olan arkadaşlarımızın dışında daha enerjisi yüksek arkadaşlarımız geldi. Ama orada daha önemli vurgu bence metal yorgunluğuna yol açan, insanların şevkini kıran FETÖ'cü hainlerin, o alçakların, vatan hainlerinin temizlenmiş olmasında Sayın Cumhurbaşkanı. En önemli mesaj bu diyorsunuz. Evet. Efendim, AK Parti'nin Adana'daki tarihinde en uzun il başkanlığı yapan isimsiniz. Evet. Bir dönemi değerlendirmenizi rica ediyorum ve bununla birlikte
Az önce istişareler sonucunda teşkilatı şekillendirdiğinizi ifade ettiniz. AK Parti'nin böyle bir yol evet. izlediğini söylediniz. Nasıl bir teşkilat, il teşkilatı oluşuyor şu anda? İşte pazar günü siz de listenizi açıklayacaksınız. Evet. Mesela AK Parti'nin en önemli referandum maddelerinden biri 18 yaş meselesiydi. Gençlere nasıl yer verdiniz? Kadınlara nasıl yer verdiniz? Evet. Herkes merakla da bunu bekliyor. Nasıl bir liste? Şöyle, tabii isimler bazında bir şey söyleme şansım yok. Henüz netleşmedi. Evet. İsimlerle ilgili çalışmamız henüz bitmedi. Ama kavramsal olarak nasıl kurulacağına gelmeden şunu ifade etmek istiyorum. Öncelikle benimle 4 yılı aşkın süredir Adana'mıza hizmet noktasında çok büyük gayretler sarf eden tüm yönetim kurulu arkadaşlarımın hepsine teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Hepsi gerçekten çok önemli, çok hassas bir süreçte, çok önemli bir davanın içinde bulundular. Yani şehrimizin daha iyi hizmet alması noktasında çok ciddi katkılar verdiler. Genel merkezimizle teşkilatlarımız arasındaki o kontak ve köprünün çok sağlıklı yürümesi açısından çok ciddi katkılar verdiler. Beraber verdik. Ve baktığınız zaman hiçbir teşkilat herhalde bu kadar seçim atlatmadı. Ben 4,5 ile yaklaştı benim şimdi il başkanlığım. Adana'da bildiğim kadarıyla Abdullah Bey biraz uzun ya 27 ay yaptı diye bana söylenmişti. Bilmiyorum tabii. Ama bizim sürenin uzunluğu bir kenara. Belki sürenin uzunluğu zamanı bu kadar çabuk geçirmiş de olabilir bilmiyorum ama sürenin uzunluğu bir kenara, içi çok dolu dolu geçti. Yani 5 evet. tane çok önemli seçim atlattık. Bir tane çok hain bir darbe kalkışmasının gecesini ve ondan sonraki 27 günlük nöbeti yaşadık. Evet. Her gün sabahlara kadar. Nöbet tuttuk. Yani bu davanın içinde olarak nöbet tutma şerefini yaşadık. Bunu biz şeref addediyoruz. Tüm yönetim kurulu üyelerim şeref addediyor. Hiçbirimiz de Allah biliyor ya, ya niye yapıyoruz sorgulaması dahi olmadı. Ben bunu çok iyi biliyorum. Şimdi bu kadar çalışırken tabi biraz önce difa etmeye çalıştım. Biz İktidar Partisi'nin temsilcileri olarak diğer siyasi parti temsilcilerinden üzerinde daha fazla ağır yük vardı. Neydi bu yük? Vatandaşla devlet arasında köprü kurup bürokrasinin devlete daha iyi inmesi, daha seri, hızlı, kaliteli hizmetin gitmesi noktasında gayret göstermemiz gerekiyordu. Bunları hakikaten yaptık. Onun içindir zaten oylarımıza bir artış var hamdolsun. Her ne kadar büyük şehri kaybettiysek de ondan sonraki her seçimde oylarımızın üzerine koyarak Adana'da çıkıyoruz. İnşallah 2019'da gerek yerel seçimde, gerekse genel seçimde hedeflediğimiz noktaya bir adım daha yaklaşacağız. Yani Adana'nın %50'nin altında AK Parti'mize oy veriyor olması aslında AK Parti'miz şeyin Adana'mızın gerçek siyasi rengi değil. Biz teşkilatlar olarak biz bunu biliyoruz. Bizim Adana'mızın oyu AK Parti'ye desteği %50'nin üzerinde. Biz bununla ilgili ne varsa eksiklik bunu gidereceğiz. Evet. Allah'ın izniyle vatandaşım. Yani vatandaşın gönlüne giremeden oyunu alamazsınız. Gönlüne gireceğiz. Bununla ilgili çok kararlıyız. Bunu yaparken tabii yönetimde bulunan bazı arkadaşlarımız haklı olarak. Yani 4 yıldır yeter. Ben işim aksadı. Benim işim aksamasından dolayı bunu başka şekilde absorbe etme şansım yok. Diyen arkadaşlarımız mesela başvurmadı. Veya yeni proje düşünen ama bu önümüzde çok önemli bir seçim süreci var. 2019 çok çok önemli. Hatta Cumhuriyet tarihimizin yaşayacağı en önemli iki tane en önemli seçim içinde barındırıyor. Evet. İlk Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili. Evet. Şimdi bu kadar önemli sürece giderken arkadaşımız haklı olarak bana gelip ya başkanım tamam biz AK Partiliyiz, bu davanın insanıyız ama benim de şu şu projelerim var. Bu sebeple işte ben azat et, ben olmayacağım diyen arkadaşlarımız oldu. Veya arkadaşımızın hala şevki var ama ondan daha fazla katkı sunabileceğimiz arkadaşlarımız da olacak. Öyle olunca zaten bizim kongrelerimizin ana şeyi de bu, amacı da bu. Değişim, dönüşüm, nöbet değişimi yaşanması lazım. Bu çerçevede bizim devam etmek isteyen arkadaşlarımızla oturup değerlendireceğiz. Dışarıdan arkadaşlarımız olacak. Bir o sentez olup bir karma yapacağız. İnşallah yeni yönetimi oluşturacağız. Tabii bunu yaparken tekrar söylüyorum. Bizim tek hedefimiz Adana'mızla davamızı en iyi kucaklaştıracak bir yönetim oluşturmak. Bu yönetimin teşekkülünde de biliyorsunuz bizim genel merkezimiz yani tüzüğümüz gereği de %30 genç, %30 kadın, %40 da diğerleri giriyor. Ya şu demek,
AK Parti gence de kadına da en iyi değeri veren parti demek. Recep Tayyip Erdoğan siyaseti kadınlar için değil, gençler için değil, kadınlarla beraber, gençlerle beraber yapan kişi demek. Doğru mu? Kadınlarımız artık siyasetin üyesi oldu yani. Birebir de siyaseti birebir de yaşıyorlar. Ve çok da iyi yapıyorlar. Allah hepsinden razı olsun. Bizim giremediğimiz birçok yere kadınlarımız giriyor. Bizim şevkimizin belki düştüğü yerde kadınlarımızın azmini görüyoruz. O azimle biz de azimleniyoruz. Bu çerçevede Sayın Cumhurbaşkanımız onlara hak ettiği kıymeti veriyor. Diyor ki kardeşim yönetim kuracaksan 150 kadın alacaksın. Nedir yönetim? 50. Şey, %30 kadın alacaksın. Nedir? %30. Kaç tane yapıyor? 15 tane. 15 tane kadın alacaksın. Ya ama 13 taneden aşağı kabul etmem diyor. Evet. Bizim yönetimde kesinlikle 13 tane bayan olacak. Kesinlikle. Kesin mi? Kesin. Evet. Aynı şey gençlerimiz için de geçerli. Yani aslında Sayın Cumhurbaşkanımız 15 istiyordu. İkna edebilirsek evet. 13'e düşüreceğiz. Bazı illerde örneği var. İşte biz de rica edeceğiz. Olabilirse. Belki de 16 kadın alacağız. Evet. Bilemiyoruz. Belki de 17 kadın alacağız. Ama 13 tane aşağı almayacağımız kesin. Evet. Gençler için de aynı prensip geçerliydi. Şimdi bir şey daha değişti. Nedir o? Şimdi gençlerde 35 yaşa kadar genç kabul ediliyor biliyorsunuz. Evet. Şimdi 18-25 yaş arası en az 2 tane alacaksınız diyor. Evet. Şimdi benim yönetimde en az 2 tane 18-25 yaş arası genç olacak. En az 2 tane. 15 olması gerekiyor. 15'in ikisini koyduğunuzda geriye 13 tane de genç gerekiyor. Yani 25-35 evet. yaş arası. Burada da işte belki biraz şey yapabilirsek 13 ile bağlayabiliriz. Yani ikisi 18-25 yaş 25 yaş altı 10 tanesi 11 tanesi de yani kadınlara denk gelsin diye bakacağız. Evet. Ama bizim prensibimiz bu. %30 olması gerekiyor. Ve aslında baktığınız zaman mantık muhteşem. Çok doğru bir mantık. Niye? Ülkemizde kadınlarımız erkeklerimizden fazla mı? Fazla. Evet. Değil mi? %50 nokta küsür kadınlarımız. Evet. Değil mi? Ben çok öyle biliyorum. Çok az da olsa fazla. Evet. Tamam, %30 vereceksin be kardeşim. Kadınları da bileceksin. Senin yönetimin iktidar partisinin yönetimi. İktidar partisini temsil ediyor. Yani iktidar ne demek? Vatandaşın ihtiyaçlarını tespit edip ona göre projeler üretmesi gerekiyor demek. Doğru mu? Kadın olsun ki o camianın kadınlarımızın ihtiyaçları nedir? Onun içindir zaten. 16 yıllık iktidarımız döneminde biz kadınlarımızın önünü açtık. Kadınlarımız ne bileyim evlerinde çocuklarına bakarken eşlerinin yemeklerini yaparken aynı zamanda ekonomide katkı verir hale geldiler. Evet. Niye? Çünkü o kadınlarımız birebir o sorunun içinde yaşayan kadınlarımız geldi bunu tavsiye etti. Birebir işin içinde çünkü. Gençlerim için de aynı şey geçerli. Gençlerde de onu geçtik. 18-25 yaş arası. Ya ciddi bir Türkiye'de kitle var. Evet. Herhalde %20'lerde falan 18-25 yaş arası. Şimdi 18-25 yaş arası insanlardan alacaksınız ki yönetimlerde onların temsilcisi olsun. Onlar sorunlarını dile getirebilsinler. Onlar çözümlerin nasıl olacağına dair fikirlerini söylesinler. Hakikaten öyle. Evet, yani bu olacak diyorsunuz. Kesin. Bu, yani benim yönetimde bir defa olacak. En az 2 tane 25 yaş altı gencimiz olacak. Peki yönetime girmek isteyen potansiyel nedir? Siz yani şimdi artık bununla yatıp bununla kalkıyorsunuzdur diğer Sayın Cumhurbaşkanı. Vallahi çok zorlanıyorum. Çok müracaat var mı? Çok yani? Zorlanıyorum. Yani ben bu dönem AK Parti il başkanı olarak gururla geçirdiğim bir süreci yaşadım. 400'e yakın başvuru oldu. İl başkanlığı için 400'e yakın başvuru oldu. Yönetime girebilmiş. Yönetime girebilmiş. Her biri birbirinden kıymetli. Çok büyük ailelerin çocukları veya babaları tavsiye etti. Bak benim oğlumu alabilirsin. Bu beni ziyadesiyle gururlandırdı. Evet. Demek ki Sayın Cumhurbaşkanımızın arkasında güzel şeyler yapıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız zaten güzel şeyler yapıyordu. Demek ki Adana'da da biz güzel şeyler yapıyoruz ki Sayın Cumhurbaşkanımızın çizgisinde gittiğimizin bu emaresidir. 400'e yakın insanla genel merkezden gelen iki tane koordinatörümüz 2 gün boyunca görüşme yaptı. Tekti. Her biriyle görüştüler. Her birinin nitelikleri, memleketleri, demografik temsilleri vesaire vesaire. Bunlar bakın çok önemli. Bakın bizim yönetimimizde bu kadın gençliğin dışında demografik temsil olmak zorunda. Mesela nedir? Biraz açalım nedir? Nedir? Evet. Adana'mızda işte en fazla ne var? Urfalılar var. 101 evet. bin civarında Urfalı var. Urfa'nın mutlaka yönetimde temsil edilmesi gerekiyor. Mardinli var. Mutlaka temsil edilme. Osmaniyeli var. Mutlaka temsil edilmesi gerekiyor. Mersinli var. Mutlaka temsil edilmesi gerekiyor. Ya bakın böyle aslında bak bu kadar zaman, detay. Bu aynen öyle. Doğal olarak ne yapıyorsunuz? Siz kültürel temsili de ortaya koyuyorsunuz. Evet. Tam bir mozaik. Tam bir mozaik.
Ve onun için zaten teşkilatlarımız hakikaten başarılı oluyor. Peki teşkilat, il teşkilatı da pazar günü şekillenmiş olacak, bitecek. Önünüzde iki tane önemli sınav var. Bu sınava AK Parti sizinle birlikte, teşkilatınızla birlikte girecek bu iki sınava. Birincisi yerel seçimler. Nasıl bir hedef koydunuz? Yerel seçimlerde öncelikle nasıl bir hedefiniz var? Çünkü muhalefet Cumhurbaşkanlığı seçimlerini etkilemek için yerel seçime asılacağını açık açık ifade ediyor. Belki ittifaklar kurulacak. Bununla birlikte Sayın Cumhurbaşkanı gönüllü ittifak olabilir dedi yerel seçimle ilgili. Tüm bu söylediklerim çerçevesinde nasıl bir hedefiniz var yerel seçimlerde Adana'da? Şimdi ben Adanalıyım. Adanalı olarak Adana'nın sorunlarını bilen ve Allah nasip ettiği sürece, ömrüm yettiği sürece Adana'da yaşamayı hedefleyen ve mezarının Adana'da olmasını isteyen bir Adanalıyım. Bu çerçevede doğal olarak bireysel anlamda söylüyorum. Evet. Doğal olarak ben yaşadığım ilçemde, mahallemde hak ettiğim yaşamı arzuluyorum. Hak ettiğim yaşamda benim trafik sorunu yok. Hak ettiğim yaşamda benim etrafıma baktığım zaman çarpık kentleşme yok. Hak ettiğim yaşamda benim yağmur yağdığı zaman yolları göl olan bir mahalle yok. Hak ettiğim yaşamda benim gerçekten kültürel etkinliğimi sağlayabileceğim, sosyal aktivitelerimi yapabileceğim, çocuklarımın güven içerisinde yaşayabileceği bir mahalle var. Bir defa benim önceliğim bu. Bunun altını çizelim ama hak ettiğim diyorsunuz. Evet, ben şimdi bireysel Adana'nın her bir vatandaşımızın 2.350 benim hakkım diyorsunuz. Herkes hayalini anlatır ya, devlet, ama siz hak ettiniz. Ama devletimiz bunun için bütçe veriyor da belediyeye. Bütçe veriyor. Şimdi böyle bir şehirde yaşayabilmek için böyle bir şehri yaratacak kadroların bir defa AK kadrolar olduğuna gönülden inanan, AK Partili olduğum için değil, gönülden inanan birisi. Bu çerçevede benim hedefim 15 tane ilçemizin tamamında da AK kadroların olması. Arzum bu, evet. Hedefim bu. Peki bunu yaparken ne yapılması gerekiyor? Teşkilat olarak. Bir defa o ilçedeki durumunun bilinmesi gerekiyor. O ilçede yaptığımız anketlerde, yani Adana'nın 15 ilçesinde yaptığımız anketlerde, bizim zaten şu anda bir seçim olsa 13 tanesindeki, aslında genel şeye bakarsanız, seçim sonuçlarına bakarsanız hemen hemen görürsünüz. 13 tanesinde AK Parti birinci gözüküyor. İki tanesinde de emin olun başa baş. İnsanlar ama kadrolar istiyor. Siyasi tercihleri yoğunlaşmış iki ilçemiz var. Evet. O ilçede siyasi tercihlerden dolayı ben işte X partisiyim diyor, AK Parti demiyor, ama o insanların belediye hizmetlerini tanımla dediğinizde o insanlar da aslında zımnen AK kadroların vereceği hizmetleri anlatıyor. Onun için biz eğer o insanlara da bunu iyi anlatırsak, ben inanıyorum ki 15 tane ilçemizde de Allah'ın izniyle AK Parti'nin kadrolarının yöneteceği ilçeler haline gelecek seçim sonuçlarını elde edebiliriz. Cumhur İttifakı'nın bir yansıması olabilir mi? Mesela o kritik ilçelerde. O Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifade ettiği bu herhalde. Yani evet. Gönüllü ittifak. Zaten mevzuata göre şu anda yerelde ittifak yok. Yok. Yani çıkan mevzuatta Cumhurbaşkanlığı seçimi noktasında ittifak var. Genel seçimde de bir ittifak yok. Yani ittifak içerisinde bulunan siyasi partilerin seçmenleri oyunu verirken ittifakın içindeki kendi partisine milletvekilinde oy verecek, ama Cumhurbaşkanlığında o ittifakın adayına oy verecek. Ama milletvekilinde kendi siyasi partisine verecek. Yani ittifakın şeyi bu şu anda. Tabii gönüllü ittifak dediği Sayın Cumhurbaşkanımızın da. Yani şu anda Milliyetçi Hareket Partisi ve bizim bir milli değerler üzerinde, ortak değerler üzerinde bir konsensüsümüz var. Bir mutabakatımız var. Nedir bayrağımız? Nedir devletimiz? Nedir vatanımız? Nedir ezanımız? Bunlar bizim, nedir milletimiz? Tek devlet, tek millet, tek bayrak. Bunlar bizim ortak paydalarımız. Evet. Bu ortak paydaların yukarıdaki bu yansıması aşağıda da bir şekilde, yani ya onun adayı, ben işte X partiliyim ama benim adayım iyi değil ya. AK Parti'nin adayı zaten
baktığınızda bir şey de var, bir sıcak yakınlık da var. AK Parti'nin adayına vereyim denebilme noktasıdır Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gönüllü ittifak. Zaten onun dışında siz gelip iki siyasi parti bir belediye başkanı adayını gösterirseniz orada yerelde ittifakta sorun çıkabilir. Cumhur İttifakı farklı bir şey. Yani daha doğrusu Cumhurbaşkanlığı İttifakı çok farklı bir şey. Çünkü Cumhurbaşkanlığı İttifakı'nda oy veren seçmen kendi partisine normalde oy veriyor. Ama diğerinde kendi partisine oy vermiyor. Doğru mu? Evet. Özelde kendi partisine oy vermiyor. Onun için ben 2019'a giderken yükümüzün çok ağır olduğunu biliyorum. Sorumluluğumuzun çok ağır olduğunu biliyorum. Bu sorumluluğu layıkı veçile yerine getirmemenin çok büyük bir vebal olacağını çok iyi biliyorum. İnşallah kuracağımız genel merkezimizle beraber yapacağımız istişareler neticesinde kuracağımız yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızın her birisi de aynı aşkı, aynı hassasiyeti taşıyan arkadaşlarımız olacak. Ve 2019'a giderken biz 2 Nisan itibariyle seçim için ateşimizi yakmış olacağız, yollara revan olacağız. Evet. Bu kadar kararlıyız. Şimdi bir referandum geçirdiniz. Bu referandumun sonucunun da evet çıktı. Ama Adana'da hayır bloğunun bir oyu gözüktü. Evet bloğunun da oyu ortada. 2019 Cumhurbaşkanlığı seçiminde nasıl bir hedef koydunuz? Bu durum tersine dönebilecek mi Adana'da? Şimdi biraz önce aslında sorduğunuz soruyla mukayese edildiğinde bizim burada yerel seçimde elde edeceğimiz başarı o bahsettiğiniz Cumhurbaşkanlığı seçimdeki sonucu direkt etkiliyor. Evet. Yani hep örnek veriyorum. Antep büyükşehir olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı tarafından yönetilirken %60'lara varan Cumhuriyet Halk Partisi oy alıyordu, hatırlayın. Evet. Ne oldu? AK kadrolara geçti. Şu anda %60'ları geçiyor AK Parti'nin oyu. Merkez saniyatinde. Evet. Adana'da da baktığımız zaman potansiyelimiz bizim şu anda aldığımız oyun çok üzerinde. Fakat o potansiyelimizi harekete geçirecek yerel dinamikleri, yerel hizmet kuşağını elde edemiyoruz. Evet. İnşallah biz 2014 yerel seçimlerinde büyük şehri aldığımızda bir defa %50'yi kesinlikle geçeceğiz Allah'ın izniyle. Bizim hedefimiz o değil. Bizim hedefimiz bizim Adana'daki potansiyelimizin üzerine çıkabilmedir. Evet. Bunu ortaya çıkaracağız. Tabii. Biz bunu ortaya çıkaracağız. Bunu yapabilmenin yolu da tekrar söylüyorum. Yani biz şimdi bir de şeyde evet hayır referandum sürecinde malumunuz her ne kadar şey de olsa nedir onun adı Milliyetçi Hareket Partisi destek veriyoruz aslında ciddi bir ittifak yoktu. Sadece belli noktalarda hatta çekincelerini dile getirdiler. Milliyetçi Hareket Partisi'nin kendi içerisinde yaşadığı bir ayrışma evet, da vardı. O da yani netleşmemiş. Birebir de kendi içeriği itibariyle bunu kabullenemediler. Ama burada aslında bir ittifakın yarışması halinde %42'ye %58 ben yani olursa dahi Cumhur İttifakı yönünden olur. Evet, tersine dönecek evet. Diyorsunuz bu. Minimum ama minimum. Evet, evet. Şimdi az önce Adana'nın hak ettiğimiz dediniz, hizmetlere yönelik Adana'nın nasıl bir yaşama hak ettiğini anlattınız. Şimdi yakın zamanda Adana'yla ilgili de Adana'nın imajıyla ilgili de problemler yaşanıyor Adana'da. 2 gün önce işte Tarım Bakanlığı'nın bir liste açıklaması sonrasında spekülasyonların ortaya çıkması, başka bir listenin, uydurulmuş bir listenin, üretilmiş bir listenin kamuoyuyla paylaşılması bir çuval inciri berbat ediyor açıkçası. Yani festivaller yapılıyor, Adana'nın tanıtımına yönelik adımlar atılıyor ama birden bu sıfırlanıveriyor. Bunları nasıl aşacaksınız? Evet, çok güzel bir soru. Adana'nın aslında imaj sorunu. Adana'nın imaj değil de Adana'nın birlikte yaşam sorunu var. Birlikte yaşamayı becerebilsek, içimizde çok ama çok az olan o çürük elmaları temizleyebilsek, evet. Emin olun imaj kendiliğinden düzelir. Normalde o tutuklanmış herhalde. Bana öyle bilgi geldi. Yani bunu Twitter üzerinde yayan kişi tutuklanmış, yakalanmış, tutuklanmış. Öyle dediler. Bugün öyle bir bilgi geldi. Evet. Kim olduğunu falan net söyleyemeyeceğim ama gelen bilgi söylüyor. Hak ettiği cezayı da bulmalı. Teşhir edilmeli. Tabii. Kesinlikle. Kesinlikle evet. Bulmalı. Çünkü siz insanın ekmeğiyle oynamaya, insanın itibariyle oynamaya
hakkına sahip değilsiniz. Kentin itibarı. Yani o hale kentin geldi. Kentin bir yazık, evet. Günah değil mi? Orada evet. ismi geçen firmaların birçoğunu bize, biz de ya acaba ne oluyor dedik. Allah Allah dedik. Hakikaten bu iyi bir şey değil. Evet. Yani yazık, günah. Bizim kötü niyetli insanların tahrip gücünü azaltmamız lazım. Bunun da aslında yolu, hani yalancı çobana inanılmamış ya. Evet. Yalancı olduğu bilinenlere gerçekten hayır kardeşim ya, senin doğruluğunu ispat edeceği kadar senin söylediğin yalan diyebilmemiz lazım. Böyle bir psikolojinin oluşması lazım. Daha da önemlisi, bizim kardeşçe birlikte yaşama kültürünü edinmemiz lazım. Bunu aşmanın yolu bu diyorsunuz. Evet. Efendim şimdi tabii neredeyse bir saati de geride bıraktık. Bırakmak üzereyiz. Sayın Cumhurbaşkanı geliyor Adana'ya. Ve İl kongresini yapacaksınız. Hafta sonu kritik bir süreç. Pazar günü. Pazar günü gerçekleşecek. Dilerseniz programı yeniden izleyicilerimizle paylaşalım. Evet. Ülkenin Cumhurbaşkanı geliyor Adana'ya. Cumhurun başı geliyor. Evet. Milletin adamı geliyor. Bu kadar basit. Müjdeler de duyabilecek miyiz? Muhtemelen. Böyle bir... Muhtemelen. Evet. Yani Allah'ın izniyle inşallah Sayın Cumhurbaşkanımız her gittiği yere heybesini dolu götürüyor. Sayın Cumhurbaşkanımız pazar günü saat 12 gibi şehrimizi ziyaret edecek. Dediğim gibi kapalı spor salonu etrafında vatandaşlarımızla buluşacaklar. Ondan sonra ilk kongremize katılacaklar. Muhtemelen saat 14.30 gibi de şehrimizden ayrılacaklar. Çünkü aynı anda başka bir ilimizde de kongre var. Oraya katılacaklar. Biraz önce söylediklerimi yani tekrar etmekten kaçınıyorum ama gerçekten Adana olarak gelen misafirimizin kıymetini bilmemiz lazım. Emin olun, bizim ona gösterdiğimiz sevgi, bizim ona verdiğimiz kıymet yarın Cenab-ı Mevlam tarafından ödüllendirilecek bir kıymettir. Yani bu kadar hizmet eden bir devlet adamını bağrımıza basmamız lazım. Evet, bu AK Parti'nin Adana'daki tarihi boyunca gelmiş geçmiş bir sürü siyasetçi de var. Bunları da aktif olarak hareketin içerisinde değerlendiriyor musunuz? Tabii davet ediyoruz. Yani Sayın Cumhurbaşkanımızın gelişine kendilerini davet ettiğimiz gibi, ben bundan sonraki süreçte birebir de eski teşkilat mensupları diye bir kavramı kabul etmediğimi ifade ettim arkadaşlarıma. Teşkilatta bizden önce emeği geçen arkadaşlarımızla bir araya gelip onların deneyimlerinden faydalanmak istediğimizi birebir ziyaretlerle ifade ettim. Hatta belki takip etmişsinizdir. AK Parti kurucu il yönetim kurulundan başlamak üzere bu ziyaretlere, bu görüşmeleri yaptık. İnşallah 1 Nisan kongresinden sonra da bizzat teşkilat başkanımızın da katılımını sağlayarak bir vefa yemeği düzenlemek suretiyle daha önceden görev almış teşkilat mensuplarımızla şu anda görevlere devam eden teşkilat mensuplarımızı bir araya getirip onları kaynaştırmayı hedefliyorum. Çünkü biz bir davayız, siyasi parti olmanın ötesinde. Bir dava olmanın verdiği sorumlulukla da biz de hiçbir zaman için sıfatlara bakmıyoruz. Yaptığı işe bakıyoruz. Ben bugün il başkanıyım. 4,5 yıldır il başkanlığı yaptım. Yarın olmayabilirim. Yani bu hakikaten bir insanın 4,5 yıldır il başkanlığı yapması büyük bir şereftir. Ben onu kendime görüyorum. Ama yarın benim il başkanlığı vasfım bitse, emin olun bir sandık başında sandık başkanlığı desinler, sandık kurulu üyeliği desinler, seçim kurulu üyeliği desinler, şerefle yaparım. Niye? İl başkanlığını o anda yapan arkadaşımıza destek olmanın, benim aslında il başkanımıza destek olmak değil, ülkemizin geleceğine sahip çıkmak, ülkemizin geleceğine destek olmak olduğunu biliyorum. Bizim davamızdaki tüm arkadaşlar bunun farkında. Artık ülkemizin geleceğiyle, devletimizin, milletimizin geleceğiyle AK Parti'nin geleceği, Sayın Cumhurbaşkanımızın geleceği kesişti. Biz bu bilinçle hareket ediyoruz. Şimdi bu süreçte teşkilatla ilgili çalışmalar sürecinde de takip ediyoruz. Takip edemiyoruz daha doğrusu. Nasıl yetişiyorsunuz tüm bunlara? mesela gece baktığımda Pozantı'daydınız. Bugün evet. Gün içerisinde başka noktalarda. Evet. Ya Allah şeyini veriyor. Hakikaten ben de zaman zaman eşim de soruyor. Benim işte üniversitede okuyan, İstanbul'da okuyan bir oğlum var. Sosyal medyadaki fotoğraflarımdan benim nasıl olduğuma dair arıyor beni mesela. Eğer şeyse evet. Ya babacığım çok yorgunsun, biraz dinlen. Şimdi Cenab-ı Allah sabrını veriyor ama biraz önce ifade ettiğim gibi biz özellikle il başkanları
Sayın Cumhurbaşkanımız gibi 24 saat esaslı çalışan, kendisini bu milletin geleceğine, devletin bekasına vakfetmiş bir liderle çalışıyoruz. Biz evet. ayakta tutan bu bilinç. Biz Sayın Cumhurbaşkanımıza layık olmak zorundayız. Onun da yolu Sayın Cumhurbaşkanımız günde 3-4 saatten fazla mümkün değil uyumuyordur. Biz de 3-4 saatteki yaşımız genç, belki biz 2 saatte idare edebiliriz. Onun gayret içerisinde oluyoruz. Peki efendim. Ekleyeceğiniz başka bir şey var mı? Çok teşekkür ediyorum ama buradan sizin kanalınızda tekrardan Adanalı hemşerilerimizi, 1 Nisan Pazar günü o kıymetli misafirimizi, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı bağrına basmaya davet ediyorum. İnşallah o gün hep beraber Adana olarak orada olalım ve Sayın Cumhurbaşkanımıza, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a vermiş olduğu emeklerden dolayı bir nebze muhabbetimizi iletelim diye seyircilerimize çağrıda bulunuyorum. Efendim çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Değerli izleyenler, AK Parti Adana İl Başkanı Avukat Sayın Fikret Yeni'yi ağırladık. Hafta sonu pazar günü il kongresi gerçekleşecek. 6. olağan il kongresi öncesinde sorularımızı cevaplandırdı. Başka bir programda yeniden birlikte olmak üzere efendim. Hoşça kalın. Çukurova, inançların buluşma noktası. Çukurova'daki kutsal atmosfer beni adeta...